Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz Instagram üzerinden geldi. Instagram'dan bir beyan geldi. Abla, yapraklarını yapamıyorum. Bunun yaprağının yapılışını düzgün bir şekilde gösterir misin diye mesaj atmış. Şimdi onun isteğini yerine getiriyoruz. Modelimize geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimizi şu şekilde göstereyim. Instagram'dan gönderen arkadaş şu yeşil kısmını yapamamış. Düzgün bir şekilde durduramamış. Şu alt kısmı zaten kolay. Onu herkes de yapabilir. Ama şu yeşil kısmını denk düşürememiş. Şimdi onu yapmak için videomuza başlayalım. Şimdi ben buraya bir tane yuva yaptım. Normalde bana gelen resimlerde, yani bana gelen resimde yeşil ayrı ayrı yapılmış. Altına zürafa yapılmış. Çiçekleri de yapılmış. Üstüne yeşil yapılmıştı. Ama ben şimdi yeşili yapıp çiçeğini sonra yapmak istiyorum. Şimdi modelimize geçelim. Hemen buraya bir tane zürafa yapmıştım. Zürafamın içine geri dönüyorum bu şekilde. Buradan yuvamı oluşturuyorum. Yuvamın içine bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Buradan hemen pırpırımın içine geri batıyorum. Bu şekilde. Buradan buraya tekli sinek kanadı oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekli sinek kanadını oluşturduktan sonra tekrar buraya bir tane, onun yarısı kadar, diğerinin yarısı kadar bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Pırpırımı yaptım. Tekrar içine dönüyorum. Yavaş gösteriyorum ki anlaşılır olsun diye. Bu şekilde döndükten sonra tekrar içine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırımızın büyüklüğü bu şekilde olacak. Tekrar buradan pırpırımın içine batıyorum. Bu şekilde böyle. Buraya geri tekrar sinek kanadı yapıyorum. Tekli sinek kanadı. Buna kimisi maydanoz çubuğu diyor. Kimisi tekli sinek kanadı diyor. Eskiden bizim köyde de maydanoz çubuğu derlerdi. Buraya böyle tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar içine batıyorum. Tekrar içine pırpır yapıyorum. Bu şekilde böyle. Pardon, burasını yanlış yaptım. Yo, doğru yaptım. Buradan içine geri tekli sinek kanadımızı yapıyoruz. Bu şekilde böyle, buradaki gibi 4 tane yapacağız. Bu modeli arkadaşlar ilk başta ben hiç yapamamıştım. Çok benim beğendiğim modelde bu kenarında tek tek pırpır geliyordu. Öyle yapıyordu. Çok beğeniyordum ama o pırpırlarını bin türlü denk düşüremiyordum. Yamuk oluyordu. Ama şimdi insanın içinde heves olup da gayret ettikten sonra hepsi oluyor. Yeter ki heves olsun.
Bu şekilde böyle yaprağımızı yaptık. Tekrar buraya batıyorum. Bir tane pırpır yaptım buraya şimdi. Buradaki gibi yapacağım. Pırpırımın içine batıp buradan ipimi keseceğim şimdi. Çünkü model böyle. Eğer bunu yapmak isterseniz arkadaşlar, şu şekilde köprü gibi oluşturup, yani şu şekilde biraz daha büyük, yanına 3 tane veyahut da 4 tane daha yapıp köprü şeklinde olup da altına bu çiçeği de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur görünüm olarak. Bana gelen model böyleydi. Çekimi böyle istendi. Onun için ben böyle yaptım. Şimdi renkli ipimize geçelim. Çiçeğinin yapılışını gösterelim. İpim sarı altın başak ip. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Bunu ben ta öncelerden almıştım ama sarı renkte hiç yazma yapmadığım için kullanmıyordum. Öyle kenarda duruyordu. Numarası 139 numara. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. İplerimi çok soranlar oluyor. Onun için iplerimin numarasını da buradan vermiş oluyorum. Şimdi iğnemize ipimizi takalım. Bu şekilde ipimi takıyorum ben. Bu şekilde buradan hemen böyle. Bunu da bir arkadaşımız yazmış. Abla böyle tekniği öğrendim. Çok yardımcı oldu. İplerim dolaşıyordu. Ya yakıyordum ya da kenarına burasını keserek oraya kıstırıyordum diye söylemişti. Böyle yaparak gayet güzel oldu. Daha derli toplu oldu diye yazmış. Yardımcı olabildiysek ne mutlu. Şimdi bunun arasında 1, 2, 3'üncüye çiçeğimizi yapmaya başladık. Şimdi 1, 2, 3, 3'üncüye hemen zürafaya iğnemi batıyorum. Buradan düğümümü atıyorum. Hemen yanına bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvanın içine tekrar dönüyorum. Bu şekilde. Buradan hemen bir tane pırpır oluşturuyorum. Bu şekilde. Pırpırımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Pırpırımın içine tekrar batıyorum. Buradan bazen ip dolaşıyor böyle. Hemen açalım. Buradan tekrar geri tekli sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Buradan tekrar pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Pırpırımın içine battım tekrar. Böyle tekrar tekli sinek kanadı yapıyorum. Üçüncüyü yaptık. Böyle. Üçüncüyü yaptım. Üçüncüyü yaptıktan sonra arkadaşlar bakın, şöyle elimizle ayarlayarak yuvanın içinden elimizle ayarlayarak
İster böyle yapabilirsiniz, isterseniz daha farklı yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle yuvamızın içine batıyoruz. Buradan böyle ayarlayarak düğümüzü atıyoruz. Bu şekilde. Buradan tekrar burası böyle oldu diye sıkıntı yapmayın. Onu şimdi ayarlayacağım, düzelteceğim. Çiçeğimizi de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burayı da arkadaşlar şöyle hafifçe elinizle böyle bu şekilde elinizle ayarlayınca bakın hiç sıkıntı olmayacak. Buradaki gibi. Bunu da aynısını yaptım ben. Bu taraftan iğnemin ipimi bu taraftan attım. Diğer taraftan çıkarttım. Geri tekrar tekli sinek kanadı yaptım. Bunu da böyle yapabilirsiniz. İsterseniz tekli pırpır olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle sade olarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz çok uzak oldu diye sıkıntı yaparsanız uzaklığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz onu. Çünkü arasında bana gelen modelde arasında iki tane zürafa bırakılmıştı. Üçüncü zürafaya yuvalar yapılmıştı. Ben de aynısını yaptım buraya. Gayet de güzel oldu. Çiçeğimiz de çok hoş durdu. Biri açık pembe, diğeri sarı ile. Gayet hoş durdu. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.